Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Hamınızı qürbətdən salamlayıram. Bugün çox maraqlı qonağım olacaq. Hamımızın uzun zamandır görməyi arzuladığımız, onun üçün çox darıxdığımız bir insandır bugün qonağım. Cahangir Novruzovdur. İndi Cahangir müəllim də bizə qoşulacaq. Söhbət eləyəcəyik. Mən özüm çox darıxmışdım da oradan da Cahangir müəllim üçün. Onun sənətinin ən böyük heyranlarındanam. Demək olar ki, bütün tamaşalarına baxmışdım uşaqlığımda. Ən böyük kumirim idi. Axşamınız xeyir. Necəsiz Cahangir müəllim? Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz Xatirə? Çox sağ olun. Çox təşəkkür eləyirəm mən bu təklifimi qəbul eləyib mənə qoşulduğunuz üçün. Düşünürəm ki, baxanlar hamısının ürəyincə olacaq. Çünki hamımız doğrudan da fərqi yoxdur. Axşamınız xeyir uşaqlar, hamını salamlayıram. Fərqi yoxdur. Bakıdan və yaxud da qürbətdən hamı sizin üçün darıxıb. Və çox böyük sənətkarımızsınız, sənətimizin incisisiniz. Onun üçün də təklifimi qəbul eləyəndə inanın bir həftədə özümə gələ bilmirəm. Çox sevinirəm. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bir şey deyil, rica edərəm. Necəsiz? Necə gedir orada həyat? Yaxşı gedir, amma biraz yorğunam. Bugün cümərtəsinə baxmayaraq məşq salmışdım. Və uşaqların şansı varmış sizə söz verdiyim üçün. Axşam saat 9-a 10-a qədər məşq eləmədim, gəldim. Tez bitdi, həş, məşqin vaxtı. Mənim həftədə dərsim 3 gündür. Onun dışında şeylər deyirəm, amma mən həftənin normalda 5 günü işlənir burada. Mən bəzən 6 və yaxud 7 günü işlərəm. Yəni, məşq edirəm, hazırlanıram. Çünki sənət bir də görürsən, məşqə gəlirsən, 15 dəqiqənin içərisində istədiyini ala bilirsən. Bəzən olur ki, 3 gün istədiyini almaq üçün işləmək lazımdır. Ona görə onun hüdudu saati olmaz məşqin. Təbii ki. Dostlar, hamını salamlayıram. Görün nə qədər yazan oldu. Hamı yazır ki, Cahangir müəllimi salamlayırıq. Çox darıxmışıq. Salamlar Cahangir müəllimə. Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək olsun. Bu arada qarşıdan gələn bayramınızı da təbrik eləyirəm. Bir müqabilə. Necədir? Orada hiss olunur Novruz bayramı. Bildiyim qədər ilə Azərbaycan qədər hiss olunmamalıdır. Təbii. Azərbaycan qədər. Türkiyə başqa Türk Cumhuriyyətlərinin, Türk Respublikalarının fərqli olaraq Novruz bayramı burada yaddan çıxdı. Yaddan çıxıb və ya yaddan çıxmışdı, deyə bilərik. 90-cı ildən sonra Qazaxıstandır, Azərbaycandır, Qırğızıstan, bütün Türki Cumhuriyyətlər yavaş-yavaş Türkiyə gedib gəldikdən sonra mən xatırlayıram 95-ci ildə ilk illərdə Türkiyədə Novruz bayramını qeyd eləmək biraz fərqli bir şey idi. Çünki zamanında bunu eləmədiklərinə görə, sahiblənmədiklərinə görə başqa qüvvələr, güclər ona sahiblənib, ona başqa bir rəng vermişdi. Rəng veriblər, bəli. Türk respublikalarından gələn İstər Azərbaycan olsun, istər Qazaxıstan olsun, istər Qırğızıstan olsun, istər Özbekistan olsun. Hətta Rusiyadakı Türk avtonomiyalarından olan Tatarlardır, Qırım Tatarlardır. Bunlar burada dərnəklər var. Novruz bayramı keçirməyə başladıqdan sonra buradakı insanlar da bu bayramın Türk bayramı olduğunu, ümumiyyətlə nə dinə, nə siyasətlə əlaqəsi olmadığını. İndi də yavaş-yavaş, təbii, bizimki kimi deyil, amma gözəl bir şəkildə bu qeyd olunur və necə deyərlər, öz keçmişinə, özünə, Türkiyədə deyil, özünə görə qayıtmaq başladı burada. Bu anlamda Azərbaycandan gələn adamların rolü çox az deyil. Bəli.
Çok şeyler burada anlatmaya başladık geçmişimizden falan. Biz özümüz de buradan çok şeyler öğrendik. Sovyet zamanı yasak olan bazı şeyleri buradan okuduk, öğrendik. Burada da unutulmuş bazı şeyleri biz hatırlattık. Bəli, Öyle bir şey. doğrudur. Əslində, Aynen. mənim üçün Novruz bayramı yazın gəlişidir, əhval-ruhiyyədir, təbiətin oyanmağıdır. O doğrudan da çox gözəl bayramdır əslində. Ona heç bir don geyindirməyin də heç yeri yoxdur. İnşallah Yok, ki... söyleyeyim. Sadece yazın gelişi değil. Bu hayatın, tabiatın oyanışıdır. Oyanışıdır, Yeni ildi. Yeni ilin bayramıdır. Bunun böyle bir kanun şeyi var, geçmişi var. Ben bilmeyenlere de söyleyeyim. Bilenler de tekrar etmiş olsunlar. Bunun bugün bile kanıtı veya subutu vardır. Hristiyanlıktan evvel Novruz Bayramı'nın bayram değil, Mart ayı yeni il kimi kabul edildiler. Bunun tam bir subutu var. Mesela için Sentyabr ayı nedir? İngiliz dilinde, Alman dilinde September diye geçer. Ne demeydir? Yedinci demeydi. Yedinci ay demeydi. Öyle değil mi? 2, 3, 4, 5, 7, September diye geçer. Öyle değil mi? Yettinci olduğu zaman niye yettinci? Ama Sentyabr ayı dokuzdur. 9. aydı. Ya, düzdü. Ayından bak. Təqvimin başqa cür sayılması ilə əlaqəlidir. Evveller insanlık uygarlığı, yeni ili Mart ayında eleyirdiler. Ondan sonra bazı dini şeylerle, bazı siyasi şeylerle bunun rengi değişti. Umumiyetle insanlık biraz sahip olduğu şeyleri körleyir. Çok təəssüflər olsun ki. Evet. Naima xanım yazır ki, xoş gördük gözəl aktyorumuzu, Nəsibə Zeynalova məktəbini keçmiş sənətkarımız, Novruz bayramını mübarək. Əlirıza Şahbazi yazır, İstanbul Marmara Üniversitesi Gözəl Sənətlər Fakültəsindən salamlar. Kadıköy tiyatro oyuncuları adından. Sənətkara eşq olsun, Cahangir bəyə salam, böyük hörmətlər, sizi çox sevirik gözəl insan, gözəl sənətkar. Deyirəm de çok darıxmıştı herkes sizin için. Çok güzel oldu aslında bu görüşümüz. Herkese salamlar, çok sağ olun. Yazanların da hamısına teşekkür. Akşamınız xeyir, Cahangir müəllim, hoş gördük, sevindik yazılar. Heyf böyle güzel sənətkarımızın söhbətleri Azerbaycan efirinde getmir yazılar. Çok isterdik ki Bakı'da bir görüş geçirilsin. Bakı'dan yazılar bunları. Davet etsinler. Gelim geçirim. Tabii Bu ki. yaptığım için aç heriflerin oldu. 25 illiği oldu. Ama nedense davet meselesinde biraz Problemler olur. Bu yıl sizin de 65 illiğiniz olacak. Bu arada doğrudur. 2 yaşım olurdu işte. önceden tebrik etmek istiyorum. Sağ olun. Sizi çok Teşekkür. büyük uğurlar ve möhkem can sağlığı arzuluyorum. Uzun ömür. Çok uzun zaman sesiniz, nefesimiz, sənətimizin üstünden eksik olmasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yazanlar çoktu. Salamlar. Salam olsun Ruslan Sabirli yazır. İstanbul'dan var mı? Onu okuttum diye sen. Gel. Herkes salam yazır. Salam yazan herkese de salamlar. Bildiğim kadarıyla Adana Üniversitesi'nde ders deyirsiniz. Düzdür mü? Gözel Sanatlar Fakültesi. Yok, göz. Necədir? Talebelerinizden razısınız mı? Tiyatro aşıklarıydı hamısı. Sevirler mi? Feda edilir mi? Birincisi, ben güzel sənətlərdə değilim. Güzel sənətlər Türkiye'deki sistem başkadır. Ele üniversite var ki güzel sənətlərdədir aktör fakültesi veya tiyatr. Esasen konservatoryalar bünyesinde olur aktör sənətinin demeyin. Sistem var. Çukurova Üniversitesi'nin Devlet Konservatoryası'nın sahne sanatları bölümünde tiyatro, oyunculuk, ana sanat dalında ben işleyirim ve Çok güzel. talebelere ders. Böyle bir şey diyeyim. Bizim üniversitede, bizim fakültede bir tane de tesadüf adam yoktu. En Niye? esası odur.
ilde, 96. ilde bu fakültet açıldığı zaman, bu bölüm açıldığı zaman, ben o zaman Kayseri'de işliyordum. Beni bir öğretim üyesi olarak davet edildiler. İmtihanlarda iştirak edildim. Hatta imtihanların bir doçent olduğuma göre imtihanların yani başında durdum. 96. yılda bu bölüm açıldı. Ve ilk terimi benim de iştirak edildiğim komisyon kabul etti. Ve orada da çok titiz bir şekilde hiçbir adamın tanıştığından kabul olmadığını ya sen 9 talebe kabul edilmiştik ya 11. Onların hiçbirinin yani sonuna kadar tartışa tartışa uşakların meziyetlerini birbirinden ayrı ayrı bazılarının arkasında durdum bile. Çünkü o Ve ışığı gördünüz oralarda. benim tehdidimle anlatmamla ki bu beledi, beledi, bunun geleceği böyle olacak. O 2-3 talebeyi aldılar. Ondan sonra 97. ilde de Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde aktör fakültesi beni çağırmalarına rağmen kağıt üstünde kaldı, açılmadı. Ben de transferimi bura aldım. 97. ilden itibaren ben şeyde Adana'dayım. Bir şey söyleyebilirim. Her zaman komisyonun heyetinde olmuşam. İndi de son belki de bir 10 ilden yukarıdı. Ben komisyonun başındayım. Yani bir profesör olduğum için, bir şey olduğum için, öğretim üyesi olduğum için Ben. o şeyin başındayım, komisyonun başındayım. Ve bir şey söyleyebilirim. Ne ben, ne de buradaki hocalar, ne de açığı söyleyeyim konservatuvarın direktörlerinden, müdürlerinden hiçbirisi veyahut üniversitenin rektörleri bile bana bir defa da telefon açıp hiçbir adamı tapşırmadılar. Ben de benim hasiyetimi ha demiyorum ki burada öyle şey yoktu. Var. Ama onlar benim hasiyetimi bildiği Artık için. bilirler. Yani mümkün değil. Ona göre ben Ben. o uşakları ki kabul edildik, onların istedadı olduğunu düşünürük. Onların istedadı olduklarına göre de biz onların arkasında durmalıyız. Eğer buradan bir olumsuz talebe çıkarsa o talebenin taksiri değil, o bizim taksirimiz. Böyle Yani bir ben niye soruştum? Çünkü tiyatro biraz farklıydı. Tiyatroda gerçekten fedai olasan. Kinodur, televizyada olan farklıydı. Tiyatroda gerçekten hem orada fedai olmasan ömrünü hasreleyebilmezsen. Bir de bizim Cennet Hanım, ben de Cennet Hanım'ın talebesiyim. Cennet Selim Uva'nın İncesanat Üniversitesi'nde. Onun bir sözü var idi hemşe ki, o tiyatrın tozunu bir defa udmak var. Onu uddunsa ayrılabilmirsen o sahneden. doğrusu sahnenin tozu. Sahne tozu, bəli. Sahne tozu, bəli. Sahnenin tozunu utmak lazımdır. Nefes almak lazımdır. Sahnenin tozu ciğerlerine yayıldıysa senin işin bitti. O kasteli sende ömrünün ahırına kadar kalacak. O tiyatro bir başka büyüdü, bir başka sirdir, bir başka tilsimdir. Han deyirdiler evveller ben hatırlayıram hem genç yaşlarımda tiyatro sanatı öldü, kino geldi, televizyon geldi. Hamsi yalandı. Yok, Tiyatro duymadım. öyle bir canlı ünsiyettir ki onun gerçek sanat seviyesinde olan nefesini eşiden insan hiçbir zaman ondan ayrılamaz. Ne Ben. isteyir salonda otursun ne de isteyir sahnede olsun. Yani tiyatro her zaman öğrencilerime de dediğim şeydir. İki esas unsurdan ibarettir. Aktör Ve ve tamaşaçı. Ben. bunların ikisinden olmasa onların hiçbir tiyatro adını verebilmez. Tabii ki. Bir de tiyatro tamaşaçısının seviyesi de bir şey farklı olur da kino tamaşaçısından farklı olarak. Ben öyle Tiyatro hesap ediyorum bence. gerçeği tiyatro tamaşaçısının seviyesi başkadır. Çünkü kanunlara göre mesela şimdi ben hatırlayacağım. Benim anam da atam da bana hatırladırdılar ki zaman vardı Azerbaycan Dram Tiyatrı'nda Hamlet eseri hazırlandığı zaman Ülvi Recep'le Abbas Mirza Şerifzade Hamlet oynayıplar. Ben. Bakı'da tiyatro severler çayhanada oturup boş boş sohbet edemediler. O çayhanalarda, o bazı toplantı yerlerinde Ülvi Recep taraftarları vardı, Abbas Mirza taraftarları vardı.
Elə bir tamaşaçı kütləsi vardı ki, Ülvi Rəcəbin Hamletini beğenirdiler. Elə bir kütlə vardı ki, Abbas Mirzənin. Və bu çok sıcak bir tartışmalar, mübahisələr şeyine gelip çıkırdı. Sağdan soldan gelip tesadüfen o çayçıda, o toplantıda oturan insan o iki nəfərin, beş nəfərin, on nəfərin mübahisesini dinleyirler. Onlar da boş boşuna mübahisə eləmirdiler. O Hamlet'i anlamak için, Abbas Mirzani veya Ülvi Rəcəbi müdafiye eləmək için əməlli başlı bir edebiyatla maraqlanırdılar. Kitap Evet. açırdılar, okuyup. Bu da toplumun, cəmiyyətin mariflənməsində, gözünün açılmasında, düşünce tefekküründe büyük bir rol oynayır. Sanki Ona tiyatro göre tenkitçileri kimi, değil mi? tabii, tiyatro tenkitçileri profesyonel tamaşaçıdır. Belli. Ama tamaşaçılar ise öz faaliyetten diyeyim ki, Türkçe'de diyeyim amatör Amatör. Ama yine de o zamanlar bence o zamanın tamaşaçısı devlet profesyonel tiyatro tenkiçisi kadar iyiydi tamaşaçıdır. bence seviyesi. Tiyatro insan düşüncesinin, insanın ruhunun estetik taraftan terbiye eleyen ve zenginleştiren bir sanattır. Evet, Bütün doğrudur. İstəyirəm biraz yazılanlara baxaq, sonradan yine maraqlı suallarım olacaq. Size dahi sənətkar var ol, çok yaşa, Bakıda görüş olsun. Biz de gelek. İnşallah Adana'ya gelip sizlerden tahsil almak istiyorum. Ali Rıza Bey yazır. Ben de İstanbul'da önce sənət sahəsindeyim. Rejissorluq ixtisası üzere tahsil alıram. Hem de tiyatro aktörüyüm. Çok güzel. Rasim Aşın da benim kurs yoldaşım da biz beraber burada okumuşuz. Bakı'da Cesaret Üniversitesi'nde. O da yazır. Can dost ve güzel müellime merhabalar. Salam Rasim. Bakı'da görsek çok sevinerek Cihangir Belbi. Ama öyle bu yerde soruşmak isterim Cihangir. En son Bakı'da ne vakit olmuşsunuz? En son Bakı'da vallahi korkuram diyeyim diye sen il yarım bundan evvel. Çünkü uşaklar bura gelirler. Aha. Ama ele bir yani konferanslar olur, şeyler olur. Nedense Medeniyet Nazirliği'nde mesela şey, olan konferanslara falan davet edemirler. Ben de buradayım. Hatta böyle bir şey diyeyim. O kadar işim çok olup ki halk artisti adını verilenden sonra onun medalını ve vesikasını təqdim törenine bile gidebilmedim. O sırada benim burada doğrudan da çok işim var idi. İşler Ben vesaire. Hürmetli Medeniyet Nazirimiz Ebülfez Bey'le görüştüm telefondan, başa saldım. Dedim isterseniz evden aileden kızım gelsin alsın. Dedi yok. Ne zaman Bakı'ya gelersen O onu sana zaman. özgürlük eleme istəyirəm. İnşallah indi görün belki bu yay veyahut bir arada Mart ayında, May ayında falan da belki Bakı'ya gittim. Ama Evet. kim çok açıkça söyleyeyim, böyle bir şey söyleyeyim. Bu yıl bilirsiniz ki Azerbaycan edebi irsinden Nesimi'nin 650 Bəli, yıllığıdır. həm də Nəsimi ilidir bu ildə Azərbaycanda. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyidir və Cəfər Cabbarlının 120 illiyidir. Ona görə də bunların hamısı ilə məşğul olmaq lazımdır. Mən də bilirsiniz ki, burada Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin başkan yardımcısıyam. Və bələdiyyə teatrında bu gün çalışan aktörlerin hardasa 98-99 faizi hamısı mənim buradan mezun olmuş tələbələrim. Böyle bir sirr açayım. Heç kese şeydi. Allah kısmet eləsə, mən bu il burada ölüləri hazırlamaq istəyirəm İnşallah. teatrına. Ve ölüler tamaşası var. Bir de məni dəvət edən bir neçə teatr var. O teatrlara mesela için gitmem lazımdır. Ona göre bazen mümkün olmuş Bakı'ya gelin. Ama Bakı'ya da mesela şöyle öyle bir zorunlu gidiş olursa, davet ediyorlarsa, konferansiye var falan var, o zaman kalkıp giderim. Ama böyle gidip gezmek kimi artık lüksüm yoktu, zamanım da yoktur. Zamandır. Saç zaman azalır, ne zaman Ben. o bir geçeceği kimse bilmir. Ona göre de burada ne kadar çok iş görebilirsense, neye yetişebilirsense onları elemeye lazımdır. Çünkü iş bitmiyor. Ben Görev doğru.
Cəlil Məmmədquluzadəni hazırlamalıyam burada. Başqa şeylər də var. Yəni belə. Bu arada ad almağınız münasibətilə bir daha mən də təbrik edirəm. Siz onsuz xalqın gözəl sənətkarıydınız. Heç o ada ehtiyac yox idi. Xalqımız onsuz da sevirdi sizi. Ama Mən gecikmiş de olsa adı bir almağınız münasibətilə sizi çok təbrik edirəm. Siz onsuz da hamımızın qəlbində taxt kurmuş bir sənətkarsınız. Çok teşekkür ederim. Gerçek sənətkarların doğrudan da hansısa bir medala ordena düşünürəm ki ehtiyacı yoxdur. Hesapta bulunmayıb. Ben o düşünceliyim ama sayıp o adı layık görürlerse sağ olsunlar herkes. Çok güzel, tabii ki. Bu barədə yukarılardan incemeyi lazım değil. Çünkü bizim prezidentimiz onun önüne koyulan her Doğru. kurumdan layık bilinen insanları getirirler, nazirlik koyur önüne. O 65, 60 ilden, 64 ilden sonra verirler bana. Ben öyle bilirim ki Azerbaycan'ın birçok yerlerinde de haber olmuyor çünkü gizli gizli olur. İnsan hiç vakit afişini o vaxta internet de yok idi şey diyesi. Ben öyle bilirim ki ben 88. ilde ad almalıydım. Sadece o çeşme çeşti vaxta Monsieur Jordan ve Derviş Mestleri Şah Tamaşasını Moskva'da Satira Tiyatrı'nda Zakafkazya Tiyatrı günlerinde özellikle onu hazırlamışlar. Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan tiyatrında tiyatrının bir araya gelmesinde Moskva tamaşaçısı o tamaşada sahneye çıkıp reks eleyende, ayakta alkışlayende ve Vreme kanalında benim çıkışım olanda bana en azından o zaman kahramanlık olarak hiç olmazsa çok sağ ol diyeyim. Çünkü o zaman Moskova'ya gidip Qarabağ Azerbaycanındır kəlməsini demək Bəli. beynə. Mən bir şey söyleyeyim size. Simonov var idi. Drujba teatrının baş rejissoru idi Erməni kökənli. Çigir vardı Mikhail Mikhailovich Çigir. Məni dəvət elədi. Ben tamaşa ilə geldim ora. Ve 2 gündən sonra tamaşa olacaktı. Bunu istəyirəm siz bilirsiniz. O adam geldi oturdu karşımızda. Kitabları falan da vardı onun o zaman. Böyle orta bak rejissörüydü. Güle güle bana dedi ki bak burada Rus dilinde Müzeffer'in kitabını elinde tutup bizim de eserden haberi var. Ben bilmeyenler de bilsinler ben orada Mirzefetheli Ahunzade'nin remarkalarını böyle oynatmışım. Orada Ramiz Rövşen'den xahiş elediğim bir şey vardı. Tamaşa oyundan başlayırdı ki biz Mirza'nın bir sözüne değmedik, cümlesine, nöktesine değmedik. Her sözü cümlesi bize hoş gelip, kim gelip ise bu meclise hoş gelip. Hoş geldin. Remarkalar bile ben orada okuyordum. Ki bilirsiniz ki Monsieur Jordan Derviş Mestari Şah, bu hadise vakı olur Qarabağ'da, Bəli. Noruz'da, gün sonra diye cümlesiyle başlayır. Ben o cümleni tamaşanı oyla başlayırdım. Bu Ermeni rejissör de geldi oturdu önümde. Dedi burada bir saat ara karışıp siz belki bu sözü demeyesiniz orada. Ki Azerbaycan falan mı? Baktım yüzüne Çigir'in yanında. Dedim ki Rus dilinde diyelim ona. İcazı versin diyelim ki Buyurun, ya tabii ki. dedim ona ki ya o için izmeniyoruz. Мы молодые читали книги вашего поколения. Учились сценической правды от вас. Есть нетронутая такая истина, что классику нельзя портить. Да. Что раз мы будем менять все, тогда давайте поменяем Пушкина. Ты раб, ты трус, ты армянин. Дедим буну. Адам бахты üzüme, kalktı çıktı. Çigir kalktı oradan dedi, ben sen kim adam görmemiştim. Kucağladı öptü. Orada yerinde geri diyese. Tabii ki. 8. yılıydı. En korkulu zamanıydı. Hadiselerin en kızgın vaktiydi. Zamanında demeye lazımdı. Çıkıp boş boş danışmak yok. İş görmeye Yani lazımdı. doğrudur. O zaman Azerbaycan için çok önemliydi. Olumlu bir şey onun senetiyle falanıyla bağlı. Vreme kanalında gösterilmesi Azerbaycan'ın bir puanıydı. Tabii. Ne bu?
Azərbaycan'a gelenler sonra o Medeniyet Nazirliğindeki o zaman başka bir Medeniyet Naziriydi Zakir Nerimanici'ydi o zaman. Ne o insanlar ne falan. Hiç öyle böyle keşke gitti. Ben dedim o zamandan çok sağ ol deyin. Ona göre biz vatan için bugün ne yeniydik, o zaman ne yenemişik. Olanlar aslında göz qabağındadır. Sadece təəssüf ki, yazılanlardan da mən Maysa xanım bizim burada ən fəal Azərbaycanlarımızdandır. Ana vətən Nederland Azərbaycan Qadınları Birliyinin rəhbəri. Cangir müəllimi görmək çox xoş oldu. Xatirə xanım isə təşəkkürlər və uğurlar arzulayıram. İnşallah Cangir müəllimi Qalancada görmək istəyirik ki, inşallah dəvət eləyərik tədbirlərimizin birində. Hem gözüm üstem. Eğer Galanca'yı davet edebilirsiniz, ben talebelerimle veya belediye tiyatroyla 5 neferlik, 3 neferlik tamaşayla da gelebilirim. Hatta böyle diyeyim, benim Almanya'da buradan mezun olmuş öğrencilerim var. Orada tiyatrodan meşgul olurlar. Burada maşallah ne kadar soru var burada. Çok var. Mən o söhbət o qədər maraqlıdır ki, indi baxacağım bir sorulara. Bəli, çok var. Tamaşa istəyirəm sizdən yazıblar. Salamlar, salamlar yazanlar var. Çok farklı, mükemmel aktör. Oynadığı bütün tamaşa ve filmler de öz möhrünü vurup salamlar olsun Səbinə İbrahimova yazır. Teşekkürler sənətkara yazırlar. Sevda Əziz yazır. Bugün Cahangir müəllimin səsləndirdiği İblis monologunun 12 dəfə izləmişəm. Oğlumu da Oha. məcbur eləmişəm ki sən de dinlə. Mən de baxdım bugün ona. Çok güzel idi gerçekten. Siz deyirsən herkese böyle yardım eləməyi xoşlayırsınız ilk başlayanlara. Oxudum ki deyirsən o film hələ ki yayınlanmayıb. Oh, yayınlanmıyor. Böyle bir şey söyleyeyim. O rejisörün Amerika'da yaşayan bir rejisördü o. Bəli, Türk. okudum. O ilk onun şeyidir, çalışmasıdır. Ve aceleye getirdiği bir şeydi. Ama açığını söyleyeyim, o rolü oynarken de karşımda gayri bir profesyonel adamı gördüğüm zaman ben de o kazan pişenden sonra, ete atandan sonra orada hiçbir şey değişmeye olmaz. Ümumiyyətlə, Doğrudur. iki tane, üç tane rejissör olur. Biri Hüseyin Ağa Atakişiyev mənə rejissörlük edebilir, benim sinif yoldaşım, Şəki Teatrı'nın o baş rejissörüydü. Azerbaycan'ın çok gelmiş geçmiş güçlü rejissörlerinden biriydi. Bəli. Bir de televizyada Ramiz Hasanoğlu Mirzayev. Hasanım Mirzayı, bəli. Yani beni yönlendirmek biraz sahnede çetindi. Çünkü ben özüm rejissör olduğuma göre karşımda duran insanın mantıklı danışması lazımdı. İşini Təbii. yarım bilen rejissörle benimle çalışmak çok çetin olur. Çətin olar, əlbəttə ki. Bu sual cevap verebilmez. Ama hazırlıklı değişiyordusa tabii. Ama bu adam da çok yakış adamdı, güzel adamdı ama bu işten aşıdı. Ben ona yardımcı oldum. Bu da onun ilk işi oldu. İlk şeydi. Tabii diğerler Hüseyin Cavid'in eserinin de yönlendirilmesi falan, ümumiyyətlə iblis ve şeytan psikolojisi felsefesiyle bağlı olarak bazı şeyleri uzadı söhbet edildi. Onda biraz şanssızlık oldu ona söz verilen. Yani bir sürü şeyler vardı. Ama ben söz verdiğim kimi Cahangir müəllim, sizin oradaki o monolog sesiniz yeter o filme. Görürsünüz artık neçe defelerle sadece sizin sesinize göre dinleyipler. Hatta uşaqlar bir oğluma da dedim ki mütləq dinlesin. Lale Vəliyev yazır ki, Xatirə bizi büyük sənətkarımızla görüşdürdüyün için çok sağ ol. Cahangir Bey salamlayıram. Her birinizi Bahar Bayramını təbrik edirəm. Yaradıcılık uğurlar arzulayıram. çok Teşekkür sağ ol. ederim. Tiyatr, 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 tiyatr hayattır. Rasim özü de tiyatr fedaisidir. O bak Bilirim. bizim Tamam. sinifimize tanıyırsınız da yani. Açtığımız Adana Belediye Başkanımızda. Onun hatırını çok istiyorum. O da tiyatro fedaisidir Razım Aşık.
Deməli, Uğur Məmmədov yazır ki, diksiyona fikir verin, bir də Azərbaycandakı xalq artistlərinin efirdəki danışıqlarına. Xatirə xanım, çox təşəkkürlər belə bir canlı yayıma görə. Mən təşəkkür edirəm. Bütün təşəkkürlər məncə Cahangir bəy müəllimə düşür ki, çox sağ olsun ki, dəvətimi qəbul elədi. Çox xoş oldu mənə. Gerçəkdən çox böyük, həm mənə də çox böyük dəstək oldunuz əslində. Cangi mənim, biz sizinlə çizdiniz, axırıncı dəfə yadımda deyil, mən sizinlə bu Dünya Azərbaycanlıları Kongresində görüşmüşdük Bakıda. Siz məni bəlkə də xatırlamazsınız, amma görüşmüşdük orada, mən də gəlmişdim. Doğrudan da çox... Güzel kızı hatırlamıramsa o zaman bende bir şeyler var. Yok Çox hat. teşekkür ederim. Cahangir Bey Azerbaycan'dan niye gittiniz? İsrafil Selim Hanov yazıp. Ben bu suala cevap vermişim, bir de tekrar eleyebilirim. Bazı şeylerde enara telefonun çalır seni. Bazı şeylerde kanallarda, televizyonun özünde de, devlet televizyonunda da cevap vermişim. İnternet kanallarında da. Ben tekrar edebilirim. Zamanında 90'lı yıllarda her şey karışmıştı birbirine, bilirsiniz. Bəli. İncesenetle meşgul olan o yetkili memurlar, yetkili adamlar da bilirsiniz parmak arası bakardılar. Sen bir zahmet çekirsense, sen bir şey değilsense, eğer senin yanında duran bir yetkili adam çok çetin zamanlarda büyük bir iş elemeye kalkırsan, sana kalkıp bütün düşünürler bu anlamır, bir şey anlamır, senin sözünü eşitmez. Ne diyebilirim? Benim de bir sözüm vardı. Kısa olarak ben buna cevap verebilirim. Sözünün eşitilmediği yerde sözünün değişilmesinin manası yoktur. Yerinin değişilmesinin manası var. Ben de kalktım. Karşımda Almanya'da var idi. Türkiye'de var idi. Türkiye'ni seçtim. Çünkü ben bir Türk'üm. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Vatanımı, milletimi, halkımı çok seven adamım. Biz bir millet, iki devlet olduğumuza göre ben yine de milletime burada hizmet ediyorum. Hizmet Çünkü orada Azerbaycan'dan gelip ben de burada okumak isteyen adamlar var. Bu sebepten diyebilirim ki Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatoryası sitesine girsinler. İçin oradan müracaat etsinler. Gelen adamların sayısına göre ki Azerbaycan'dan harice çıkan öğrenciler hansı statüste, hansı kanunlarla gelirlerse o kanunlarla da buraya gelebilirler. Burada bizim üniversitede ister tıpta, ister ziraatta, ister makine mühendisliğinde birçok fakültelerde Azerbaycan talebeler var. Onlar hansı statüste gelirlerse, bak devlet yoluyla gelen var, öz gücüne gelen var burada. O uşaqları biz toplarız Noruz bayramında, bayramlarda görüşerik Azerbaycan derneği olarak. Onları tek bırakmıyorum. Ha, gelmeyenler de var, gelenler de var. Özgür bir şeydir. Kim isteyer gelir, kim isterimiz yok. O uşaqlarla nece kabul edirlerse bu nazirliğinde verirler. O puanları toplayırsan senin harici gelecek bir statüsün olur ve özüne inanırsan gelersen bura girersen üniversiteye sınavlara yazılarsan herkes gibi girersen sınava ve beni onu sen beni sevindirersen ben çok isterdim ki Azerbaycan'dan gelen uşaklar hazırlanarak ele gelsinler ki ben susum kenarımda olan 8-9 tane müəllim desin ki hocam bu uşağı alak. Doğrudur. Alaram 4 il lazımsa 5 il veyahut 6 yıl. Çünkü 1 yıl dil öğrenecek, Türkçe okuyacak. Bizimkiler bence Türkçe'ye sahiptiler de bilirler. O kadar problem olmuyor. Yoksa olur. Doğrudan. Siz Türkçe bildiğinizi zannedemeyin. Ben bir şey söyleyeyim. Azerbaycan'da birçok adam Azerbaycan dilini bilmiyor. Aa, o büyük bir problemdi belli. Için. Bana yazdılar, bir korespondent yazdı ki Cihangir benim yanaşmalarınızı beğenirim.
Kardeş yanaşma nedir? Yani bu Rus dilinden tvayı glaza, mayı glaza vadan ip yok deyir. Rus dilinde vaş patxot kelimesi biraz argodu. Vəli. Rus dilini bir için. Yani o argonu benim için tercüme edin. Yanaşmanız. Niye münasibetiniz? Niye bu işe olan fikriniz? Bu işe münasibetiniz? Bu işe olan nöqteyi nəzəriniz? Düşünceniz benim hoşuma geldi veya hoşuma gitmedi deyirlər. Hoşuma gelmedi deyirlər. Demedinler. Yani sözü, özünü, Azerbaycan dilini temiz bilmeyen edebiyat müəllimləri var məktəblərde. Çok təəssüf ki, bəli. Təəssüf deyil, çok ayıp. Bəli, doğrudur. Siz onu deyirsiniz, Azerbaycan dilinde danışa bilmeyen uşaqlar var. Mənim uşaqlarım xaricdə yaşayır. Bir millet dilini bilmeyen bir millet danışırlar. Düşüncəsini ifadə edə bilməz. Düşünceni ifade etmediğin zaman her alanda uduzarsan. Ben öz dilimi mükemmel bildiğim için bugün sizinle səlis Azerbaycan Türkçesinde danışıram. Ama gerekiyorsa ben Türkiye Türkçesinde geçebilirim. Ve temiz bir şekilde Türkiye Türkçesinde sizinle konuşabilirim. Bu iki tane farklı dildir. Mesela için farklılığını size bir zarafatla başa salam. Buyurun. Türkiye Türkçesinde iyi kelimesi koku demektir. Bəli. İyi kelimesi burada yoktu. İyi kelimesi deyince Azerbaycan'da iyi deyince iyi anlamına gelir. Ya yaxşı anlamına yaxşı, gelir. Bəli. Azerbaycan'dan bir aile gelip İstanbul'da ya uşağını üniversiteye götürecekmiş ya xəstəxanaya gelip bir şey. Bir səbəblə bir neçə aylığa Türkiye'de, İstanbul'da bir ev kiralayıp. Ev kiralayıp o zaman da doğal gaz teze gelip Türkiye'ye. İstanbul'da evde de doğal gaz çekilir. Adam gelip pulunu verip gelip oturup. Bir gün iki günden sonra zeng gelip evin sahibine deyip ki bağışlayın kardeş sizin evde gaz iyi gelir. Adam da deyip ki ha doğru diyorsunuz bizim evde gaz iyi gelir. Yani bildiğimizi fark edip o kadar inceliler var ki sen Azerbaycan dilinde bir kelimeni kurarsan burada seni tamamıyla başka cür anlar. Ve orada aynı kelimeler var ki çok farklı anlamlar taşıyırlar. Onlar ben özüm de 8 ay yaşamışam İstanbul'da. Kelimeler var ki Türkiye Türkçesinde onları mantığa göre, genel Türk dilinin mantığına göre düzgün işletmirlər. Elə kelimeler var ki, Azerbaycan dilinde o kelimeleri doğru işletmirlər. Bunu içini bildiğin zaman, hatta Kıpçak Türkçesini öğrendiğin zaman, birçok Türk lehçelerini öğrendikten sonra o dilimizin lezzetini, anlamını, mantığını anlamaya başlayırsın. Ben mesela çok şanslı bir adamım. Türkiye Türkçesinde fena bilmirəm. Azerbaycan Türkçesi zaten benim öz doğma dilimdir. Doğma dilimdir. Mədəb kimi, Cəfər kimi, Yaşar Qarayev kimi adamların leksiyalarını dinləmiş, meytinin tələbəsi olmuş adamım. Azerbaycan dilini en güzel danışan alimlerden, vətəndaşlardan biri Meyti Məmmədov. Mən elə ki, bugün Azerbaycan televiziyası Yaşar Qarayevin, Cəfər Cəfərovun Meytin Məmmədovun proqramlarını tez-tez Azərbaycan televiziyasında, mədəniyyət kanallarında verməlidir ki, gənc insanlar bu adamların söhbətini eşidib, o dilin ləzzətini doğruluğunu anlasın. Bəli, haqlısınız. Çox, çox, çox doğru deyirsiniz. Çox təəssüf bəzi şeylər. Bəs Azərbaycan kanallarına ümumiyyətlə baxırsınız orada. Necə? Azərbaycan kanallarına baxırsınız. Elə bir imkanınız olur. Nəinki Azərbaycan kanallarına. Mən ümumiyyətlə televizora çox az baxıram. Az baxıram. Hətta belə deyim, 150-dən yuxarı mənim tələbəm burada məzun olub. Onların böyük bir qismi dizilərdə oynayır. Azərbaycanda çox sevilən, çox bəyənilən tələbələr belə xəbərləri yoxdur ki, mənim tələbəm.
Mən telefon açırlar, hoca yarın falan yerde oynayacağım, bakabilir. Valla bakabilir. Ona göre Azerbaycan kanalıdır falandır. Hatta kızım geldi ki, papa ben bir Moskova'nın kanalını sana gönderim falan. O Moskova'da yaşır küçük kızım. Bütünür koyuyorlar. Bazen bakarım, bazen yok. Bazen o bakarım, bazen yok. Ama başardıkça Azerbaycan'ın medeniyet kanalını seyretmeye çalışırım. Çünkü Çalışırsınız. medeniyet kanalının seviyesi ve oradaki program, oradaki estetik ve programlar bizim değerlerimizin korunmasında az rol oynamış. Ona göre Azerbaycan Devlet Televizyonu'na ve özellikle Medeniyet Kanalı'na teşekkürümü buradan bildirmek istiyorum. Artık bir de Azerbaycan televizyonunda yeni nefes var. Çok değişiklikler var. Ben de artık izlemeye başlamışım Azerbaycan televizyonunu. Doğrudan da bayağı bir de şu aralar var. Bayağılığa son. Ve artık Belediye Şura yaratılacak. Çok büyük bir şeydi. Her adam artık meydan sulayabilmeyecek efirde. Azerbaycan televizyonunun efirinde. Bu da çok önemli bir adım olacak. Meğerle gelir ki. Niye soruştum? Beli, buyurun. Sizin diliniz döndü, bir kelime dediniz. Meydan sulamak değiller. Ama meydanda at oynatmak lazım. Onlar doğrudan da öyle meydanı sulayıp. Bəli. Doğrudan elədir. O at oynada bilmirlər de. Atlar gedib meydan başkalarına qalıb. Ona göre çok təəssüflər olur. Bəs Azərbaycan yumorunun, Azərbaycan komediyasının indiki vəziyyəti sizi qane eləyir mi? Ümumiyyətlə, indiki satiramızdan heç xəbəriniz var? Nə gündədir və yaxud da necə səviyyədədir və yaxud da necədir sizcə? Ne demeyidir? Satira başka bir şeydir. Azerbaycan satirasını, Azerbaycan mizah sənətini öğrenmek için Sabiri bilmek lazımdır. Cəlil Məmmədquluzadəni bilmek lazımdır. Üzeyir Hacıbəyov öğrenmek lazımdır. Bizim edebi irsimizi bilmek lazım. Abdülrahim Bey öğrenmek lazımdır. Bizim edebi irsimizde mizah edebiyatımızda, satir edebiyatımızda büyük düşünürlerimiz olur. Ve hatta İran'daki Mirza Möcüz'dü, buradaki Aziz Nesin'di. Ben onları Sabir'in neveleri, oğulları, torunları hesap ediyorum. Bugün, mesela için, ben bir defa söylemişim bunu. Buradan da söyleyeyim. Azerbaycan KVN'inde iştirak eden genç adamlar benim büyük hürmetim var olarak. Çok istedatlı Benim. uşaklardı. Ve bunların birçokları KVN'de satir ile meşgul olurlar. Ama KVN başka bir şeydir. Satir. Pis yok. Sadece satira başka bir şeydir. Satiranın tını başkadır. Mesela povis nedir? Roman nedir? Esse nedir? Hamsı yazıdır. Bəli, Türkiye fəlsəfə. Türk roman deyirler. Burada povis yoktu. Povis anlayışı Türkiye edebiyatında yoktu. Yoxdur, Roman. bəli. Çünkü roman değil. Ama roman başka bir janrdır. Komedyanın, satiranın birçok janrları var. Başlayıp klasik komedyadan başlayıp, ne bileyim siz okumuşsunuz, bilirsiniz. Bəli. Farklı yolu var. Misyo Jordan Derviş Mestari Şah tamaşasını koyduğum zaman ele bir kallac var idi ki orada. Ben adını koymuştum. Gelimli, görümlü, deyimli, mahnılı, ne bileyim ne, hengame. Fars dememiştim. Çünkü o bir hengameydi. Onun janrı bir karışık bir şey. Orada Karışık bir idi. o düşünülür bir heftebecereydi. Janr sistemini bilmeye lazımdı. Böyle sahneye çıkıp ağzı açıp söz ezberleyip yakşı hafızayla sahneye çıkmak başka şeydi. Ama estetik değerlerini öğrenerek sahneni demek başka şeydi. Bizim böylerimiz, bak Nesibe Hanım 38. ile tiyatro mektebine girdi. Ben. Ama her şeye rağmen Nesibe Hanım gibi nesli tiyatro elmini yeterli kadar bilmirdi.
elmini. Ama muhteşem şey adamıydılar. İstedatlı adamlardı. Sedatlarım çok güzel. Bir ben öz sistemimi çok yetenekli, çok istedatlı adamların çalışma, iş kabiliyeti sistemi üzerine yazmışım. Şimdi Nesiba Hanım da, Beşir Seferoğlu da, Lütfü Ali Abdullayev da, Hökuma Hanım da, kim de kim de kim. Bunlar, hatta Hökuma Hanım'dan evvelleri de. Bunlar istedatlı adamlarıydı. Bunlar fedailer idi. Bunların çalışma, bunların mesleki gayret ve namusları üzerine çalışmalarını bizim tiyatro bilim adamları öğrenmeliydiler. Ama bu değerleri öğrenmeden bugün de sahneye çıkırlar. Ama herkes ya şey değiller ki Nesibe Han falan şey öğrenmişti. Veyahut Mirzağa Aliyev mektep okumuştu. Okumamıştı çünkü o vakit yok idi. Ama bugün aktör sanatı, Var. tiyatro sanatı öyle bir derinliğe gidip Moskova'nın şeylerine, sayfalarına girin bakın. Orada ele elmi işler var ki okuyan da dudağın uçu oluyor. Bəli, haklısınız. Ve o sistemle toplumun, cemiyetin değişilmesi. Siz bilirsiniz ki toplum mühendisliği denilen bir şey var. Yani общественный İctimai bəli. insanların toplumu, bir milletin, bir şeyin değiştirirler bu sistemle. Bəli. İşte tiyatro öyle bir şeydir. Tiyatro hayatın ta özüdür. Ta kendisidir. Ben talebelerime de diyorum ki hayat nedir? Hayat önermiş olduğu koşullar içerisinde doğru çözümler bularak karlı çıkma senetidir. Yani Azerbaycan Türkçesine tercüme edeyim zaman hayat teklif ettiği vaziyetler içerisinde düzgün ve doğru çözümler aktarıp taparak kar edebilme senedidir. Çünkü hayatta kar etmek ancak puldan gelmiş. Bəli, Doğru doğrudur. yapsam düzgün şeyden gelir. Ahlaktan gelir sohbet. Eğer sen onu düzgün vurursan eğer kar etmiş olursun. Doğrudur. Her şey pulundan ölçülmür. Tabii ki. Her Çok şeyde güzel, var. çok güzel söz. Pul bir encik yarpağı değil. Oyunan ayıplarını örtebilmezsin. Doğrudur, çok güzel. Hamı sizin için çok darıxıb. Yazanların büyük ekseriyeti yazırlar ki, ne yaxşı ki siz gördük. Qayıdın, təzə rollarınızı görmək istəyirik. Sizin için çok darıxmışıq. Sevda Məmmədova, Azərbaycan Türk, Necati, Gülcahan Ağamirzəyeva, Hüseyin İsmailova, Necati herkes. Bey, Necati Trabzon'dandır. Aha. Benim tercüme edeyim Tufan Minnoli'nin bir Türkiye Türkçesine tercüme edeyim Şeytana Lanet tamaşasını hazırladılar. Ben de davet ettim baktım orada. Çok güzel bir tamaşaydı. Hazırlayırlar. O eserin de tercümesini ben onlara temennasız hediye ederim. Çok güzel. Rena Heydarova, o da Galancadan, bizim hem yerlimizdi, Hollanda'da yaşıyor. O da yazır, teşekkürler, çok maraqlıdır. İsrafil, Azad, herkese salam. Cangir Bey, Qədim Gəncədən, Gəncə Teatrından salamlar göndərirlər sizə. Elşad Adına Əhmədli. da salamlar deyirəm ve onları Adana Festivali'nde gözləyirəm. Xəbərim var gəlirsiniz. Mənə deməsiniz de mənim xəbərim var burada şeyde. Bensiz bir şey olmur Adana'da. Tiyatro aleminde. Gence tiyatro gelir. Ben sevindirdi. Çok güzel bir tamaşayla gelirler. Tamaşanın sedasını da yapmışım. Çok onur duyacak bir tamaşadır. Sevinirim ki Gence tiyatrının tamaşaları tamamıyla keyfiyet olarak senet niteliği olarak değişmeye başlamış. Beni sevindirir. Çünkü Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun Azerbaycan'dan 90. yıldan bu yana daha doğrusu 95'ten bu yana gelen tamaşaların hamsına benim talebelerim bakıp oradan bana telefon açıblar. Gelen kolektifler bunu çok güzel bilir. Ha bir şey de söyleyeyim. Buyurun. 95. yılda Kayseri'de Noruk
Ramını ilk eleyen benim. 96'nın Mart'ında, 95'te geldim. 96'nın Mart ayında Noruz Bayramı'nı, hatta bir şey söyleyeyim size. Artık geçip demek üniversitenin içeriye giren kapısından bütün üniversitenin alanını tiyatro alanına çevirmiştim. Bir yanda güleşirdiler, bir yanda koruz dövüştürdüler, bir Aa, ne yanda güzel. keçer falan. Bütün böyle giren konağı arka bahçesinde bir alan vardı. Türkü cumhuriyetlerden gelmiş Kazaklar, Kırgızlar, Azerbaycanlılar, hamısı büyük büyük kazanlarda yerel aşları pişirmişler. Onları bütün gelen cemaatle tongal galadılar. Tongalın üstünden atlandılar. Hamısı aş yediler. Bizim pilavları yediler. Ve bizim müəllimler, Azerbaycanlı müəllimler o şey bir paxlava şeker bura pişirdiler ki yalan olmasın belki bir 2000, 3000 adam onu yedi. İndiye kadar dağıtıyorlar o şekerle. Orada bir hadise oldu. Son anda alanda bir de gördüm bir benden bir 100 metre, 150 metre o yanda bir süpürleşme oldu, çaklaşma oldu. Kimisi götürdüler, gittiler. Davada da olabilir, bayram yeridi. Sabahsı gene birisi Türkiye'den sivil polis diyen bir şey var. Evet. Tanıdık bir şey vardı. Gördüm bir arkadaş, o dünden ne oldu orada, bir tatsız şey oldu. Dedi hocam, senin annen namaz üsteydi. Dedim hayır. Burada da PKK'lılar var da Nevruz Bayramı yaptığı için seni vurmak Aa. istediler. Orada Nevruz farklı anlıyorlar axı da oradan o Novruzu daha farklı anlam yüklüyorlar. siyasi anlamda. İndi biz burada mesela şu Azerbaycan ne olarak Azerbaycan Derneği olarak bak Yakup Bulut da Azerbaycan Derneği başkanıdır. Onun burada çok rolü var. Biz burada yavaş 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 Noruz Bayramı'nın pakırışkı lastik yakılan bayram olmadığını başa sağladık. Başlasa evet doğrudur. O indi hamımız birliğide. Radikal olmayan Kürtler de gelir, o da gelir. Hamımız bir bayram eliriyi burada. Noruz öyle bir bayramdır ben başa saldım ki hatta ailevi kan düşmanları olan insanlar Noruz bayramında başına kefen boynuna kefen geçirip eline de tepsini alırlar. Evinin bereketlerinden, şeker burasından sonra düşmanın evine gelirler. Eğer o düşman kapını onun yüzüne açmasaydı o kentten göçüp gitmeliydi. Adam senin kapına gelir. Ve Artık orada barışız için. vardı. Böyle bir kanunu var. Güzel şeyler var Noruz'a. Güzel Noruz enerjiler var böyle doğrudur, haklısınız. yerel, dünyada çok şeylerin güzel bir şekilde değişmesine sebep olmak var. Tabii ki. Doğrudur. Dünyanın her yerinden bakırlar. Bize Cihangir Müəllim Belçika'dan Mehpare Noruzova akşamınız xeyir yazdı. Bir abur olmuşuk ki. Her Her yer. yerden bakıyorlar. Ve Ağayeva Samira yazır ki akademik tiyatronun seviyesi sizi gane eder mi? Akademik tiyatronun, ümumiyetle Azerbaycan tiyatronun seviyesi. Azerbaycan tiyatronun tarihi anlamda hak ilediği seviyede değil. Burada sadece Azerbaycan tiyatrında işleyen aktörlerin, rejissörlerin taksiri değil. Ümumiyetle Sovet çevresinden başlayarak Azerbaycan tiyatrına birçok Sovet memurlarının vurdum duymazlık diyorlar Türkiye'de. Parmak arası bakmak diyorlar Parmak orada. arası bakmam lazım. Aslında olan şeylerdir. Tiyatr. Sadece aktörden ve rejissörden ibaret değil. Azerbaycan tiyatrını güçlendirme için zamanında onun tahsilini güçlendirmeye lazım. Bir milletin geleceği gençliğe bağlıdır. Evet, Gençler doğru. o milletin geleceği demektir. O gençliğin içerisinde de hamsi istedatlı değil. Çok güçlü bir istedatlı genetik sahip olan bir kısım var. Diyelim ki bu yıl Azerbaycan'ın umuran gençlerinin sayısı 1 milyondu. Veya 500 bindi. O 500 Evet. binin içerisinde 1000'i de istedatlı, istenilen kadar istedatlı değil. Diyelim 50 bin adam istedatlı. O 50 bin adamın içerisinde bugün
ailesini, daha doğrusu geleceği de ailesini, özünü temin eleyebilecek senetler seçmeye çalışırlar. Yani hansı senet daha kazançlıdır, hansı senet daha onurludur? Bizim zamanda ve bizim zamandan evvel aktör senetini seçmek çok onurlu ve şerefli bir işiydi. Bəli. Bu senetini öyle bir vaziyete getirirler ki, gençler o seneti seçmeyi istemiyorlar. O istedatlı kısım gelmiş. Yani prestij. Ha, o prestijin emmesi de tesadüfi adamların tanıştığından tiyatrolara toplanmasıdır. Toplanması ben. Çok haklısınız. Bütün tiyatr camiyesi, Azerbaycan tiyatr camiyesi, ben öyle bilirim ki, beni bu saat destekleyir. Onlar Çok çok güzel haklısınız. ki, işin içindedir. Kim hansı telefonla, hansı zeynen, hansı yolla gelip tiyatro işe düzelir. Ama tiyatro öyle bir şeydi ki, Tiyatro çok farklı bir dünyada, doğrudur. o perde açılanda hemen öyle bilirim Üzeyir Bey'in dedi. Sen Allah diyesendir filan kesindir boğumuz Gürbali. Onu Hasan Gamlı'yla Ağa'nın oynuyor. doğumu sağ ol. Vallahi Allah Hasan Allah. Ağa'nın doğumu ya. Öyle bir şey. Yani perde açılandan sonra orada Nesibe Hanım'ın sözünün olmasın değil. Benim iki elim var, iki ağız bağlayabilirim. Doğru. Fülendi koşu, Vezbaşı bildi. O 500, 600, 700 nefer salonda oturup, o bakar görer ki sahnede oturan o bezdarna adam, istedatsız, hiç neye yaramayan adam. Hiç yüzünü çevirip bakmaz ona, el çalmaz ona. Onun için manası yoktu ki o filan nazirin tanışıydı, kovmadı, kimin dostuydu, neydi. Onun tamaşaçı ona bakmaz. Doğrudur. Tamaşa edada kıymet verir. Ona göre de vaktinde maşallah biz Azerbaycan halkıyız. Her şeyi kestirmeden elemeyi, böyle dal kapıdan elemeyi. Bu eşidir, meştibatta değil. Bu iki kelime söz nedir? Beş matı basır cimine. Belenci bir mentalitetle iş görende sen senetten, tıptan, falandan ne istiyorsan, niye sen yukarını söylüyorsun? Yukarı mı eliyorsun bunu? Sen eliyorsun de. Açılın Düşünceler deyip bir değişmeli diye bizde en önemlisi. mentalitet değişmelidir. Düşünceler, beyinler değişmeli. Herhangi bir rayonundan gelen bir adam öz tarafının adam. Aa, bu kentten bu kadar istidatlı adam olabilmez. Bu rayonda bu kadar istidatlı adam o. Hamsını oradan götürmeye mümkün değil. Ona Değil. göre tüm dağlar gider, özünü yer dağda. O adamlar tiyatroya bir şey kazanmak için gelirler. Bugün mesela için serencamlar oldu bir neçe gün bundan evvel. Onların Azerbaycan tiyatrına çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bəli, son görüşdə də çox yaxşı fikirlər səsləndi. Ümumiyyətlə, teatrın inkişafı üçün aktyorların maddi baxımdan. Daha profesyonel şeyler işitmek isterdim. O heç yoxdan daha yaxşı idi. Yenə də səsləndi bəzi fikirlər. Hatıra, özür istedim. Müqayisə ilə danışmıyor. Bizim evimizi müqayisə yapıyor. Hiç yoktan yaxşıdır olmaz. Doğrudur, Yaxşı. ama Yeterli yeterli değil. Yetersiz de yetersiz. yetersizdir, düzdür. Ben Can, orada daha profesyonel işitmek isterim. yığmışdı hamısını ora ve daha yaxşı təkliflərlə çıxış eləyə bilərdilər de. Bunu söyleyeyim, hörmətli prezidentimiz ve hanımı Mehriban hanımı o günü orada her şeye açık idiler. Açıq idilər, bəli. Bütün səslənən her şeye de çok yaxşı reaksiya verdiler. Onu doğru bir şekilde eğer onu sübut edirsense, başa salırsansa onu orada hamsını eleyecek. Nece ki çok ağırlı şeyleri elediler. Bəli, doğrudur. Adam düzgün danışma aldı. Doğrudur. Ya, bizim özümüzdedir. Çok təəssüf. Cangir müəllim yazırlar Vüqar Əlisov. Yazır Cangir müəllim, milli qürurumuzdu. Teşekkür Sevda ederim. Mahmudova yazır ki, Şəki teatrında çalışıb Cangir müəllim. Bəli, Şəki xalqı sizi çox sevir, salamlayır. Cangir müəllim sizin gözünüzü qaydında darıxırıq sizsiz yazırlar. Teşekkür Cahangir ederim. Bey,
Gafar Novruzlu yazır. Bayramınız mübarək olsun deyir. Əla cavab. Hansısa cavab. Rahib Azəricaz. Rahib müəllim yazır. Cahangir bəy, xoş gördük yazır. Əzizə Şahbazi. Biz İstanbulda o təhsili alırıq. Hörmətli Cahangir müəllim. Kaş ki, burada dərs deyərdiniz. Yazırlar. Mən ora gəlməliyim. Onlar gəlsinlər Adana'ya. Mən açığın söyleyeyim ki, Türkiye'de en doğru, en güzel, birçok üniversitelerin de istifade edildiği ders müfredatı bizde. Onu da biz yaratmışız. Ben rehberliğim altında benim asistentlerimle birlikte onu yaratmışım. Bu saat Hacettepe böyle benim bizim müfredatı götürüm işledir. Ne mutlu bize. Şöyle böyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de özel üniversiteler var. Bəli. Türkiye'deki özel üniversitelerde olan aktörlük özellikle təhsiline ben biraz şüpheli bakıyorum. Niye? Bir aktör kursunda 10 tane tələbə çok. Her bir sənət kimi, aktör sənəti də, musiqi sənəti kimi, rəssamlıq sənəti kimi, müəllimin özəl ilgisini, maraqlanmasını bir dərs, əgər mənim bir günlük dərsim 8 saatdirsa, mən 12 dənə tələbəyə neçə dəqiqə istifadə eləməliyim? Elə vaxt olur ki, mən birinin üstündə 3 saat işləyirəm. Bəli. Ona görə özel okullarda, özel mektəblerde, özel üniversitelerde 15 nəfər, 18 nəfər. Yani o ne demekdir? O uşaqlara her birisine yarım saat həftədə zaman xərcləmir. Bir de orada dərs deyən müəllimlərin səviyyəsini mən ünlü adam olabilir, ünlü rejissor olabilir, ünlü aktör olabilir. Ama müəllim olmaq başka şeydir. Bunu mən özümdən pedagog doğrudur, farklıdır. Azərbaycan İncəsənət Universitetinə mən musiqili komediyanın baş rejissoru olduğum zaman, bədii rəhbəri olduğum zaman dəvət olunmuşdum. Orada universitetin məzun olan tələbələrini üzr istəyirəm. İşə düzəlmə teatrlardakı səviyyəsinin müzakirəsi gedirdi. Mən qalxdım o vaxt universitetə dedim ki, musiqili komedi teatrının fakültesinden mezun olan talebelerden ben şahsen memnun değilim. Oraya gelenler, ben hem baş rejissor hem de o teatrda büyümüş adam. Oraya gelen talebeler en azından 2 yıl, 3 yıl horda çıkırlar. Ondan sonra sahneye yönleşirler. Adamlar sahneye çıkanda hiçbir şey yok. O vaktinin rektörü Teymurçin Məlim dedi, Cangir hoşuma gelmiyor. Dedim, yok vallahi. Dedi, buyur, gəl özün dərs dedi. Dedim, gələrəm. Tutdu məni qırmağa. Gəldim dərsə, bir ay dərsə gəldim. 6-cı, 7-ci dərsdən sonra uşaqlara dedim ki, mən bugün gələ bilməyəcəyim. Ha, mən niyə gələ bilmirəm? Bir də gördüm, özüm-özümü təkrar edirəm. Dərs demək, dağar olmaq gerekir. Pınar kimi, bulaq kimi axmaq gerekir. Gereksiz, her zaman axar bir şekilde uşaqlara bilgini verəsən. Mən universitete girdiğim dəqiqədən etibarən mən işləyirəm. Gəlirəm, maşını saxlayıram, kapıya gəlirlər. Mənim filan günü bir etüd oynayacaktı, filan bak. Mən düz oynayıram, kapıya gələcək bir çay içməyidi, axıda dəmək uşaqlar. İmkan verilincə. Ondan sonra girirəm əsas dərsimə, ara verirəm, bir də görürəm pərdənin dalından biri çıxıb. Mən bir daha sual verə bilərəm, dedim ki, 24 saat mən orada oluramsa 24 saat, evə də telefon açırlar. Onlara hamısına cavab vermək lazımdır. Bəli. Bir gün yenə sınıfı vardı, 3 il, 4 il, 5 il bundan əvvəl, 6 il bundan əvvəl məzun oldular. 12 nəfəri sınıf idi, çox nadirən olur. Elə bir sınıf. 10 nəfərdən çox olmur bizdə. 12 nəfəri sınıf idi. Mən bir də gördüm ki, 87 dənə əsər analiz eləmişik.
Birinci dönemde, birinci yarı ilde 87 tane eserin analizini eləmişəm ben onlardan. Bilirsiniz ne dedi? Çok ağır bir analizdi. O her şeyi. Pafisyen pravilom Rus demiş ya. Onu eləmək lazımdı. Ama gedib orada özü oxşadan bir adam getirmek olmaz. Elbi böyle o başka şey. Tabii. Merimli. Əlirza Şahbazi yazıb ki, mən gələndə eski sertifikasıyla girdim. Məndən hazırlıq tələb etmədilər. Cangir müəllim və senaryo sinopsis termininde yazıram deyə Türkçe imla konusunda daha həssas yanaşıram. Sual mıydı, sadece fikir miydi? O düz anlamadım. Bunu burada konuşmak mümkün değil yani bu saat burada saatlerce anlatmamda. Maraqlanırlarsa Adana'ya bir gün yollara düşen de üniversitede olarak gelsinler. Ne lazım da anlatın. Aa, gene sizin için çok darıxanlar var. Nihamettin Səfərəliyev. Geç koşulduğum için üzülürüm. Her ikiniz de değerlisiniz. Cahangir müəllimi salamlayıram. Ben bədii şuraya inanıram. Ne bədii şuraya inanıram, ne de üzvlərinə, ne de səmimiyyətinə yazır. Nihamettin de benim kurs yoldaşımdır. Beraber okumuşuq İncəsənət Üniversitesi'nde. O da indi İrəvan Teatrının aktörüdür. Çok da sevdiğimiz ustadımızı canlı yayında görməyimi sevindim yazır. Ne kadar maraqlı bir söhbətdə qayıdıram. Elimde telefona baxıram. Böyük maraqla baxıram. Çok sağ olun Cahangir müəllim yazırlar. Cahangir müəllim, Bakıya qayıdıb hər hansısa bir rol oynamaq istəyərdiniz Azərbaycanda? Yoxsa İstəməklə diyor ki, dəvət edilsinler gəlin. Yani ben burada işləyə film çekilmişim Bakıda. Televizyon çekilmişim. Doğrudur. Mesela için ben Ramiz ben de bende çekilebilirsin dedim Ramiz. Falan vakt, falan tarih. Bilirsiniz ki Azerbaycan televizyonu o zaman mali tərəfdən de çetiniydi. Falan tərəfdən de. Mesela için onların dəvətiyle yok. Ben özüm pulumu verip gelmişim. Mesela ki Beyliği dersini oynadım. Başrolü oynadım. Öyle bir zamana saldılar ki ben Bakı'da bir 20 gün kalabildim. Oynadım. Veyahut ondan önce o tamaşanın adı yadımdan çıkıp yaz sahnesi vardı orada. Orada da bir balaca epizod oynadım. Ama şərait yaradılırsa ve belə bir şeyin olmasını isteyen adam varsa ben niye gelim ki? Niye gelim oynamayayım? Sevda Axundova yazır. Axşamınız xeyir, izləyirəm. Nazim Musabəyli Macaristan'dan deyir, baxıram sizə. Çox sağ olun. Gözəl danışıqlar gedir. Emil yazır. Qayıtmağınız gərəkmir. Siz daha böyük ölkədə daha böyük işlərlə məşğulsunuz və diasporumuzu daha da böyüdün. Tək Türkiyədə deyil, daha böyük coğrafyalarda da iştirak edin. Sada Zeynalova yazır. Xatirə təşəkkür edirəm. Cangir müəllimin səsini eşitdiyimə görə. Amma mən sizə görə təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Teşekkür ederim. Beni böyle sahip sevdiğiniz için size hamınıza sevenlerinizin bol olmasını arzu ediyorum. Çox sağ olun. Cangir müəllim, ən çox nə üçün darıxırsınız? Bakıda. Bakı için. Bakı için. Benim Bakı için. Doğru. Öz simasını itirmemiş Bakı için. Küçede biz gençliğinde oturup söhbet eleyende rahat rahat kızlar geçirdi. Hiç kimse sataşmıyordu. O Bakı için darıklar. O vaxtın bakışı için ha. Yani biraz kişi karakteri olan Bakı için darıklar. Gelirim bazen başka şeyler görürüm. Tez kayıtmak isterim. Doğrudur. Bakı'dan danıştığımız yerde bir sual da vermek istiyorum. Azerbaycan yemekleri yakin ki hanımınız pişirir. Yemekler için darıxmazsınız, öyle mi? Benim halimi görürsünüz de o kız beni imkan vermiyor. Ben zayıflıyım.
Mən arıq. Bizim mətbəxlə zəifləmək olar, Cahangir müəllim. Prosta sabah bir diyet günümüzdü. Diyet gününüzde bozbaşlısı o biri günleri merak elədim Türk demiş. Yo, açığını diyeyim, Azerbaycan yemeklerinden hakkı değiliz. Zaman zaman elemeye hazırlaşırız. Çünkü valla yemeği de bu yaştan sonra atamın bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin. Nebelerim deyirler ki, hocam siz deyir, hiçbir şey yemirsiniz. Doğrudan da görürler ki hiçbir şey yemirsiniz. Seher zaftırıkta açığın diyeyim ben, o karabuğday deyirler, greçka. Hı. Ondan biraz yiyerim, katığından falanından, beşmandan. Sonra öğlen gün orta almadan kökten, markoftan doğuşan kimi. Akşamda şöyle bir şey eriyerek, yine de yüngül bir şey. Bazen hiçbir şey yemiyorum. Ama kilo kalır. Atamın bir sözü vardı. Dedi sen yaxşı uşaqsan, sudan da yağ alırsan. Mənim nənəm də deyirdi, çörək Olur, bilmemizdir. Anam dedi ki, sümüğün kalındı, kemiğin maşallah diyor, güçlüdür ondan. İnşallah kemiğde de bir şey kalmadı 65'ten sonra. Herkes sizin için doğrudan çok darğı, böyle sallayır. Benzer sözlerdi diye hamısını okumuram. Gülnare Xəlilova izleyir, salamlayır bizi. Salam Gülnare Hanım. Aleykümselam. Bizim güzel modelyerimiz Sevda Mahmudova, Samirə, herkes salamlayır ama okumayan da sonra deyirlər ki, o kadar şey yazdık, hiçbirine bakmadım. Hatta bazen o kadar maraqlı olur ki söhbət. Doğrudan da fikrimi ayırıp ora baka bilmirəm. Bakanda da çok vaxt fikrim karışır. Biz artık bir saatten çoktu danışırız. Vaktim nece keçtiğini hiç bilmedim. O kadar maraqlı oldu ki söhbətimiz. Gerçekten. Son bir sual vermek istedim. Gelecek, aslında çoxunu dediniz. Gelecek planlardan. Gelecek planlarınız neler gözlənilir? Yoxsa sirdi mi? Sürprizdi mi? Sil yani Allah'tan gizlin değil, sizden niye gizlin olsun? Söyledim ölülere, Allah kısmet ederse ölülere hazırlamaya çalışıram. Mesela, ne bileyim, plan diyen de ki tamaşa koymaya çalışırım. Başka bir şey değil. Düşüncelerim çok değil. Allah kısmet ederse, Allah imkan verse, buradaki ekonomik vaziyet, çünkü bilirsiniz, saat dünya böyle bir şeyin Çin'de ve dünen Yeni Zelanda'da olan Bəli, o terör. Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Allah ölenlere o şey eylesin, Allah günahkarların da Allah cezasını versin. Başka bir şey Amin. demiyorum. Bu kadar adaletsizlik ve ikili standart olmaz yani. Öyle bir şey olmaz. İnsan üzülür. Dünya elə bir yerə gəlib ki, doğrudan da mən o dünən axşam onunla bağlı bir balaca bir status yazdım. Sadəcə doğrudan deyəcək bir sözüm var ki, dünya elə bir vəziyyətə gəlib ki, Xristiyansan müsəlmandan qorxursan, müsəlmansan Xristiyandan qorxursan və doğrudan da bunun bir sonu olmalı, belə gedə bilməz. Yok, sonu olmaz. Sonu pis olacak onu. Bu sonu olmasın. Yavaş yavaş düzelsin. Çünkü bugün benim sənətimdir teatr, propaganda. Ben Moskva'da da Leningrad'da da okumuşam. Moskva'da rehber fakültelerini bitirmişim. Medeniyet Nazirliğinin rehber kadrolar fakültesini bitirmiş. Ama orada aldığım derslerde 2 yıl, 2 yıl yarım ərzində aldığım derslerin içerisinde birçok adamların bilmediği ve insanların beynine, münasebetine nece təsir edirlər. O dersler geçirdim. Çünkü geleceğin rehber kadroları dediğimiz. Ben bu dünyanın nece düzeldiğini, ben televizyonun, elimizde tuttuğumuz telefonun insanların beynini nece Harap yıkadığını, hamsını güzel bilirler. Çok güzel bilirler. Ne var ne yok. Her şey 25. kadırdan başladı. O böyle bir sistem var, 25. kadır.
İnsanların beynine kinoteatrlarda bazı şeyleri sokmaya başlar. Şimdi öyle Ben... teknoloji ki, oh, şöyle bir şey söyleyeyim. Allah insanı hakikatten doğru. Bizim bünyemiz, bizim düşüncemiz, bizim beynimiz, bizim ruhumuz hakikatle yoğrulur. Ben... Yerde Tanrı bizi, Allah bizi, melekleri bizim hizmetimize verdiğine göre bazı melekler buna inciyip ve bu saat muharebe gelir. Şeytanla muharebe gelir. Eski şey rivayetlere olsa demiş olsa. Ve bana ele gelir, bu ele de var. Çünkü dünyanı görürse. Ona göre de bizim bünyemiz haktan, hakikaten yorulduğu için biz özümüz her şeyi güzel bilirik, güzel hissediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de güzel söz dediği gibi size şah damarınızdan daha yakın. Doğrudur. Nesimini de okuduğunca zaten onun o gazeli Yazık, o ana gazelin de son vaxtlar başına oynatıyorlar Bakı'da. o Haberiniz vardı ondan. yani onlar sonraki sohbettir. Ama iş ondadır ki Doğrudur. insan televizyeye, telefona baktığın zaman seni yönetirler. Yani. Elinde kitabın olsun. Götür kitabı oku. Güzel bir söz var değil mi? Geleceğin insanları olardır ki kitap okuyanlar televizyon bakanların böyüğü olacak, yöneticisi olacak. Ona göre de elinizdeki kitabı alın okuyun. İçindeki hak sana orada yol gösterecek. Ve de edebiyatı okuyun, felsefeni okuyun, anlamaya çalışın. Ben. Herkesin fikri esas götürmeyin. Dehşet ondan ibarettir ki insanlığın bir khasiyeti var. Kulaktan aldığı şeyi bildiği, gördüğü şey kimi istifade edilir. Her şey onun üzerine kurulur. Bugün o Müslümanları öldüren adamlar da hiçbirisi savaş görmüş adamlar değil. Yok. Ancak kompüter oyunlarından, telefonlardan falanlar başkalarının onları doldurmalar. Yönlendirmesinler. Böyle böyle bir şey diyeyim ben. Ona göre siz dolduruşa gelmeyin demek istiyorum. Allah sizi yaratıp içerisine öz parçasını koyup sen aç o kitapları bir bir okuyun. O senin kulağına fısıldayacak. Diyecek ki ne nedir? Bəli, necə yaşamaq lazımdır? Doğrudur. Ne? Herkesin öz fikri olsun. Öz iddiası yok ha. Öz fikri olsun. Fikirde beyin olanda ve beyin dolu olan da olur. Şeyin güzel sözü var. Beyni yok, fikri var. Öyle olmaz. Doğrudur. Son komentlerde okuyorum. Gönül Kerimova diyor ki geç koşuldum ama YouTube'dan mutlak izleyeceğim. Cihangir Bey çok severik. Ailelikçe yazır. Rahip Müellim Azericez yazır ki bugün Vakıf Mustafa Sade'nin ad günüdür. Allah rahmet. Gününüz mübarek. Allah rahmet eylesin Vakıf Mustafa Sade'ye de. Bəli. Sizi bilmirəm. Mənə çok hoş oldu. Çok nece keçdi bir saat hiç bilmedim. Çok büyük teşekkürümü bildirmek istiyorum size. Minnettarım teklifimi bir daha kabul edildiğinize göre. Ben de size minnettarım beni seven insanlarından kavuşturduğunuza göre, beni dinleme imkanı onlara yarattığınıza göre, ben de hamını Noruz Bayramı ile üzümüze gelen Noruz Bayramı ile tebrik ediyorum. Bütün Noruz'un geleneklerine riayet etmeyi unutmayın. Kulak falıya Bəli. Simboli burada çıkın. Hollanda'da çıkacak. Ne bileyim, herkese saadet arzuluyorum. Bir şey Amin. istiyorum. Allah Azerbaycan milletine açık zihin bir de güçlü sağlığı versin. Amin. Çünkü burayı işlediğinde ve can sağlıklı olduğunda bir şey de söylemek istiyorum. Geçen bir söz vardır. Bir insan bir insafsızlık edildiği zaman insaf onu terk ederse yanında vicdanı da götürür. Bəli, doğrudur. Çok güzel. Vicdan bize Allah Teala'nın hediye elediği bir şeydir. Vicdan Allah Teala'nın içimizdeki nefesidir. Bəli.
Vicdanımızı unutmayaq. Onu demək istəyirəm. Amin. Bunu eləsək, Azərbaycanda hər şey yoluna düşər. Hər şey yaxşı olacaq, doğrudur. Çox təşəkkür edirəm. Gec qoşulanlar, söhbətimizin əvvəlini izləməyənlər. Hatırladım ki, sabah günorta saatlerinde artık bu bütün tam versiyonu YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'dan da izleyebilecekler bizi. Mən hamınızı, bütün Azərbaycanı qucaqlayıram. Allah hamınıza saadet, xoşbaxtlıq qismət eləsin. Düşünürəm ki, burada sizi izleyen herkes de aynı şeyi deyir. Biz de sizi qucaqlayırıq. Vətəndə çox darıxırlar. Elə qürbətdə də sizin için çox darıxırıq. İnşallah qismət olar burada da görüşərik. Maysa xanım İnşallah. Dedi, belki gələcəkdə elə bir şey eləyə bilərik bərabər. Hər şey ilahidəndir. Bəli. Mütləq qismət ilahidəndir. İnşallah. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Evdə də hamının bayramını təbrik eləyin mənim yerimə də. Allah canımızı sağ eləsin. Səhnəmizdən, sənətimizdən əksik olmayın. Sağ olun. Çox. Salamat kalın. Sağ olun. Sağ olun.